Fahrettin Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem lezzetlerimizden bahsedeceğiz şimdi. Evet, biraz önce de tattık. İzleyicilerimize aktaracağız tüm detayları. Sektöre olan katkılarımızdan bahsedeceğiz. Köşem, börek evi olarak ve lezzetlerimizin püf noktaları var. Ustalığımızın gerektirdiği bazı özellikler var. Bunların hepsinin detaylarını alacağım. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Fahrettin Atlı kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Ben Fahrettin Atlı, 1974 Samsun doğumluyum. Evet. 15 yaşında geldim İzmir'e. Sektörde 32 yıldır hizmet veriyorum. Yani çocukluk yıllarınızda başladınız. Evet, çok küçük yaşlarda başladınız. Yani çekirdekten bu işin diyebiliriz. Mutfağını gördünüz, tabii çıraklığını yaşadınız, evet. Ustalığı alabilmek için, tabii kazanabilmek için de yılların verdiği bir tecrübeyle birlikte kendi işlerinizi açtınız. Evet, tabii tecrübe önemli. Şu durumda, yani son yıllarda her şey makine sistemine döndü. Hı hı. Yani yufkalar, tabii sizin başladığınız dönemlerde o şekilde değildi, insan gücüyle. Bizim başladığımız dönemlerde o şekilde değildi ama biz eski düzen devam ediyoruz yani. Eski düzen. Neler değişmedi? Biz mesela halen daha oklavayla, merdaneyle hamur açıyoruz. Halen daha kafamızda sallayarak börek açıyoruz, serpme börek açıyoruz, güzel. Kol böreği. Yani her şey eski düzen. Yani makine açmıyor diyorsunuz. Hayır, makineyle bizim işimiz yok. Hep el emeği, her şeyi, hamuruna kadar her şeyi kendimiz hazırlarız, kendimiz açarız. Ve taze günlük böreğimizi vitrinimize koyarız. Zaten müşterinin bizden olan memnuniyeti de bu yüzden. Yani, doğal olmanız değil mi? Doğal olması. Lezzetimizin. Bir de satış yerimizde hemen kenarında böreğimizi açtığımız için insanların takdiri bu yönde. Daha şeffaf, göze görünür yani. Hı hı. Gözle görüyorlar yapılanı, yediklerini, nasıl açıldığını bizzat izleyerek alıyorlar. Bizim en avantajlı, en güzel tarafımız da bu zaten. İnsanlar gönülleri rahat bir şekilde sizden alışverişlerini yapıyorlar. Yapıyorlar. Ve tabii ki memnun kalıyorlar. Mutlaka, mutlaka. Memnun kalıyorlar. Hatta tebrik edenler, teşekkür edenler var yani bu konuda. Çünkü bir insanın aldığı şeyi, yediği şeyi görebilmesi, nasıl yaptığını, görebilmesi, yapıldığını çok önemli, çok güzel. Hele bu zamanda. Çok önemli. Kesinlikle. Evet, 30 yılı aşkın süredir sektörün içerisindesiniz. Yılların verdiği tecrübeyle, bilgi birikimle ve oluşturduğumuz tabii bir müşteri portföyümüz var. Mutlaka. Dediğimiz gibi insanlar sizi tercih ediyorlar ve sonrasında memnun kaldıkları takdirde çevrelerine tavsiye ediyorlar. Kulaktan kulağa yansıyor kaliteli hizmetiniz, kaliteli lezzetleriniz. Bu da tabii ki sizin başarınızla alakalı, ustalığınızın getirdiği lezzetin kalitesi mi diyelim, yoksa püf noktaları tabii sizde saklı. Bunları bilmiyoruz, siz biliyorsunuz. Yani hamurun yoğrulması dahi çok önemli. O içinin sosu, kıyması, hazırlanışı dahi çok önemli. Bunların hepsinin püf noktalarını siz biliyorsunuz. Mutlaka. Şimdi o lezzeti yakalamak çok önemli. Ustalık çok önemli. Neden önemli? Şimdi bizim sektörümüzde kullanılan malzemeler, yağ olsun, un olsun, diğer malzemeler olsun, marka değişebilir ama hepsi aynı tür malzemeler. Ama bir bakarsınız bir mekanda farklıdır, bir mekanda farklıdır, başka bir mekanda farklıdır. Neden bu kadar farklı? Bu ustalık işte. Buradaki püf nokta ustalık oluyor. Kesinlikle kullandığımız malzemelerin kaliteleri ürünlerin kalitesine yansıyor. O yansıyor, o yansıyor. Aynı malzemeyi kullanılsa bile usta farkı çıkıyor meydana. Evet. Yani ustalık farkı çıkıyor. Çünkü orantısız şekilde bazı malzemeleri kullandığınız zaman, mesela yağı filan, insanların midelerinde yanmalar oluyor. Maalesef çok yaşıyoruz. Yanmalar oluyor. Şikayetler bu tür oluyor. İşte bizim kullanılan yağ ile mi alakalı, pişirilme süreleri ile mi alakalı, bunları tabii biz bilemiyoruz fakat mide yanmalarıyla çok fazla karşılaşan arkadaşlarımız, mide, dostlarımız var. Tabii. Bunun önüne geçtik değil mi? Tabii. Onların önüne geçiyoruz. Neden?
Şimdi ben yılların ustası olduğum için mesela her şeyi göz kararıyla, el kararıyla yapabilirim mesela. Yapmıyorum bunu. Halen daha tartarak kullanıyorum her şeyi. Gramajları çok önemli diyorsunuz. Tabii. Evet. Tabii. Bütün kullandığım bütün malzemeleri tartarak kullandığım için hiçbir sorun çıkmıyor. Her gün standart aynı börek çıkıyor. Yıllar geçiyor yine aynı börek çıkıyor. Evet, sabah çok erken saatlerde başlıyoruz. Gün ağarmadan başlıyoruz hazırlıklarımızı yapmaya. Ve insanlar kahvaltılarını yapmak için sizi tercih ediyorlar. Şimdi çeşitlerimizden bahsedelim. Çeşitler... Börek çeşitlerimiz mevcut. Börek çeşitlerimiz var zaten. En önemlisi de zaten serpme börek dediğimiz kol böreği. Onun önemli kılan da serpilerek, havada serpilerek ince bir şekilde açılışı. Bunu yapabilen çok az insan kaldı şu an. Yufkasının çok ince açılması gerekiyor. Yani, çıtır çıtır olması gerekiyor diyorsunuz. Çok az insan kaldı. Mesela her şehirde bir kişi veya iki kişidir. Yani geçmez. Peki şimdi biz neredeyiz? Köşem Börek Evi. Lokasyon olarak nerede? İzmir'in neresindeyiz? İzmir Tire. Turan Mahallesi. Şehit İsa Yüksel Caddesi. Numara 101. Tire'nin merkezindeyiz, evet, diyebiliriz. İsimde olduğu gibi köşe börek evi. Köşe bir köşe dükkandır. Köşe başındayız. Çok evet. Net gözükebilen her yerden. Bir de Tire'nin Selçuk tarafından girişi oluyor. Dışarıdan gelenler genelde bizim önümüzden geçiyorlar. Onun için bulmak da zor olmuyor. Evet, peki size ulaşmak isteyen değerli izleyiciler nerelerden, nasıl ulaşabilirler Fahrettin Bey? Bize ulaşmak isteyenler internet sayfalarından, Google'dan ve telefon numaramızdan. Telefon numaramız 554-561-68-32. Bu numaradan da ulaşabiliyorlar. Siparişlerini verebiliyorlar diyorsunuz. Siparişlerini verebiliyorlar belirlenen saatler içerisinde. Evet, bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizi tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum Fahrettin Bey. Ben başarılarınız daim olsun diyorum. Sağ olun.